okumuştum. Öyle bir detay da Öyle bir var. detay varmış. Onu da söyleyelim. Peki, şimdi enteresan bir bugün enteresan bir süreç yaşandı. Kulüpler Birliği bir açıklama yayınladı. Ve Kulüpler Birliği açıklamasında dedi ki, yayıncı kuruluştan ödemelerimizi alamıyoruz. Süper Lig ve Birinci Lig takımları olarak maçların ilk bir dakikasında bir protesto yapacağız. Çünkü ciddi ekonomik sıkıntı içindeyiz ve yayıncı kuruluştan ödemelerimizi alamıyoruz diye. Bunun üzerine yayıncı kuruluştan bir açıklama geldi. Yayıncı kuruluş da dedi ki biz ödemeleri direkt kulüplere değil, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapıyoruz ve düzenli olarak yapıyoruz. Tüm ödemelerimizi yaptık açıklaması geldi. Sonra daha enteresan bir şey yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu da dedi ki yayıncı kuruluşun açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Mehmet Ayar. Öyle bir siyah ve beyazlar var ki. Kulüpler paramız verilmedi diyor. Dijitürk diyor ki kardeşim biz federasyona verdik diyor. Federasyon da diyor ki hayır bize para vermediniz diyor. Yani bunun yorumu nasıl yapılır sence? EFT gönderiyorsun ya. Belki Cuma akşamı hani o pazartesi yansıyor. de. Çok iyi. Yani, Öyle evet, bir durum. olabilir mi? Çok doğru bir şey söyledin bu arada. Yani açıklama saat 2'de yapıldı ya şey tarafından. Kulüpler bir tarafından. 2-3 civarı yapıldı. Çok doğru bir şey söyledin bu arada Mustafa. Helal olsun. Seni gerçekten şaka yapmıyorum. Zekan dolayısıyla tebrik ediyorum. Estağfurullah ben Bak espri yapmıştım. ay, çok doğru mantıklı bir şey söylüyorsun. Pazar günü bugün federasyonun hesabına parayı öğlen 4'te 4.30'da gönder zaman ne zaman geçiyor? Pazartesi Bugün günü sabah 9. Cuma. Bugün Şu mü? anda herkes haklı mı? Eğer böyleyse Şu anda evet. herkes haklı mı? Bu olabilir. Gerçekten ağlanacak halimize geliyoruz. Bunun yorumu olur mu ya? Kulüpler paramız yok. Çünkü verilmedi. Federasyon kardeşim Dijitürk para vermedi. Dijitürk ben sana paranı verdim. Para nerede abi? Araba nerede? Para nerede? Ya ben şaka mı Tamam, yani? araba nerede? Girdaba girmeyin. Yok yani ne yapıyor? Bizi kafa mı yapıyorlar? Abi Anlamadım ben organize bunu. işler bunlardaki harika sahne ya. Ya Araba bu nerede? protestoyu niye yaptı oyuncular? Para Niye bunu? nerede? Ya bir şey yok işte, para yok. Para yatırılmamış yani ya. Şimdi ortada bir gerçek var. Para yok ortada. Para yok. Şunu söyleyeyim. Göztepe Kulübü'nün başkanı, aynı zamanda Kulüpler Birliği'nin sayın başkanı Mehmet Sepil Başkan'la A-Spor yayınında konuşma fırsatımız oldu. Buradaki ödeme meselesi, kulüplerle yayıncı kuruluş arasındaki ödeme meselesi bir haftalık, 10 günlük bir gecikme değil. Aylardır süren bir gecikme var. O gecikmeyi istiyorlar ve diyorlar ki kulüplerde o kadar zor durumdayız ve artık bunun bir çözüm yolu yok. Birkaç toplantı yapıldı. Federasyon, Kulüpler Birliği ve yayıncı kuruluş arasında bazı indirimlere gidildi. Rakam aşağı doğru çekildi. Mutlaka yayıncı kuruluşunda çok haklı olduğu yerler vardır ama gelinen noktada takımlar da artık demek Kulüpler ki son onu da noktaya okeyledi değil gelmiş. mi hepsini? Evet. İndirimleri de. Şimdi kulüplere federasyondan mı para? Yayıncı kuruluş bağlamaz ki abi. Tabii canım. Kulüplerin parasını ver. Konu aslında o değil. Kulüplerde para yok yani. Parayı vermemiş. Ödeme yapılmamış. Yani ortadaki tek Yani gerçek kulüpler paranın parayı yatıp alamadı. yatmaması asıl sorun değil. Yani kulüpler parayı alamadığı bir gerçeği ortada var. Yok, kulüplerde para yok şu Doğru. an. Protesto yapılıyorsa para Peki, yok. bunu Evet. aldık bir kenara koyduk. Kulüpler bu işin sürükleyicisi yani oynayan. Ama burada parayı veren ve paraya aracılık eden arasında dehşetli bir kriz yok mu size göre? %100 Var var canım abi. şu an. Ve az önce Çok Türkiye büyük bir Futbol kriz. Federasyonu resmen dedi ki Dijitürk yalan söylüyorsun dedi. Dijitürk de yalan diyor Dijitürk ki yalan. Federasyonu biz yalan söylüyorsun. Ben de sana paranı verdim diyor. Yani bu kulüpleri atalım dışarı şimdi. İki tane koskoca kurum karşı karşıya geliyor. Hangi hesaba yattı para acaba? Yani banka ismini verebilirsem ben banka ismini biliyorum da banka ismini veremiyorum. Yanlış Ya bir yere hesaba para mı yatmışlar. gönderdiler acaba? Nereye yatmış para? Nihayetinde Mavi bir federasyon... banka. Arkada mavi var ya. Evet. Aklıma geldi. Ya aslında Federasyon. ağlanacak durumumuzda faul Kanka olarak %100 gülüyoruz. canım Yani şamata yapıyoruz yani. bu takımların o gelirleri, işte pandemi dönemi oyuncuların ödemeleri Evrenim yani... satılacak hepsini kurtulacağız. Hepsi satılacak ve kurtulacağız. Nereye satacaksın abi? Yerliye Kim yabancı alır abi bu yabancıya kulüpleri? satacağız kurtulacağız hepsini. Kim alır abi bu Bak kadar borçlu ha? kulüpleri? Alınır bulunur. Alınır mı? Ne olacak? Bak devlet kaç para ne kadar destek verdi. Bu kadar Bak borçlu kulüpleri satılınca kimse abi almaz. satılınca kurtulacak. Ya. Bak samimi söyleyeyim her gün oraya bir adım diye. Ben bu işe başlarken bir kişiydim. Şimdi minimum bir 5-6 bin kişi oldum Evren. Bana ikna. Radyodan, televizyondan, Herkesi yorumculardan. ikna ediyor. Ama bir Bu var, evet. yani 5-6 sene önce bir kişi tek başıma başladım. Şak diye Şu iktidarım yani. alıcıları da Çok bulsan yakında. bari o Çok zaman abi. yakında iktidarım. Alıcıları da bulursan. Şimdi Evren bir şey Gerçekten söyleyeceğim kulüpleri sana alanında bak. bulursan. Ortada bir gerçek var, para yok. O ayrı. Fakat ortada bir gerçek daha var. Hani ilk rakamlar üzerine, o ihaledeki ilk rakamları bir hatırlayın. Bu lig o kadar para etmez. Bu da ayrı bir gerçek. 590 milyon dolar Bak bu KDV dahil. kadar para etmez. %100 sat. Şimdi bak, futbolcu arkadaşlar protesto ediyor. Haklılar. Kulüpler haklılar. Fakat gel şunu söyleyelim. Bu ligde herkes kendini yere atıyor. Bir, vakit geçirmeye yönelik sahte sakatlıklar. Oram arıyor, buram arıyor. İki, Premier Lig'de böyle sakatlıkları hiç görmüyoruz.
Ben bak kulüplere bir önerim var. Oyuncular sakatlanıyor ya. Onun tedavisi 3-4 dakika sürüyor. O 3-4 dakikayı o an yayıncı kuruluş o görüntü yerine 3 tane reklam koysun ekrana. Yemin ediyorum inanılmaz para çıkar. Kulüpler de kazanır. Ben niye seyredim yerde kıvranan adamı? Sahteden yerde kıvranan adamı niye seyredim ki ben? Ben niye bu hakemleri seyredim? Ben niye bu oyun anlayışını seyredim ki? Yayıncı kuruluş şu an onu söylüyor bence. Verdi vermedi ayrı. Ama bu lig, gitsin ya. Yani bu lig bu kadar para bu kadar... etmez Evren. Adamların haklı olduğu taraflar da var. Ama vermiş abi artık bir anlaşma var. Sen sonuna kadar görevini yap. Her üstüne zarar mesela. Vaktin var mı Su? Lütfen. Vaktin var şunu söyleyeyim. Bugün gibi hatırlıyorum. Bu ihale sürecinde Sayın Aziz Yıldırım NTV yayınında sonra Göksel Bey'e katıldı. Rıdvan abiyle şeye Güntekin Onay'ın yayınına katıldı. Her zamanki Aziz Bey'in yüzüne de söylüyorum için rahat rahat söylüyorum. Yani bir kimsenin arkasından konuşmuyorum. Her zamanki yaptı. Yapacağını diyeceği şuydu. 300 milyon dolar eder bu lig. Ve o doğru söylüyordu. O gün de onun doğru söylediği biliniyordu. Ama öyle kötü anlattı ki kamuoyuna. Bir de öteki tarafta 590 milyon dolar vardı KDV dahil. Herkes 590. Aziz Bey'in lafı şuydu. 300 milyon dolar günlük kurdan. Öteki tarafta yarısı günlük kurdan, yarısı TL bazında 590 milyon dolara herkes sarıldı, kucakladı. Dolayısıyla o yükü taşıyamadı lig. Etmez. Serdar doğru söylüyor. Benim mesela bu ligin... Ama o bugünün konusu değil. Şimdi şu gözlüğün evet. fiyatı var. Sen bu gözlüğe 500 bin lira ya bana satar mısın desen hemen satarım Mustafa sana. Mustafa'cığım muhtemelen sen biri yayında bu ligin 500 milyon dolar etmeyeceğini söylemişsindir. Burada. Söyledim. Evet, nokta net işte. Evet. Göz göre göre gittik o tarafa. Ama biz şimdi parayı arıyoruz. Para ama nerede? O noktada Türkiye Futbol Federasyonu'nda Kulüpler Birliği defalarca masaya oturdu. Yayıncı kuruluşta gerekli anlayışlar karşılıklı olarak gösterildi bence. Kulüpler de sabrettiler ama gelinen nokta. Yani Mehmet Ayan'a, canım. Evren Turhan'a, Serdar Sarıdağ'a ben kulüp olarak maaş veremiyorsam artık hayatım. Beklediğim yerden çünkü de parayı alamıyoruz. Çünkü 590 milyon dolar bu ligin etmeyeceğini bilmeyecek kadar taraftarı oynayan feraset sahibi olmayan, cesaret sahibi olmayan kulüp ve federasyon yöneticilerimiz tarafından biz yönetildik. Falcao'nun 25 milyon euroluk toplam maliyeti bir resimden Galatasaray'ın cebinden düşmüştür. Allah'a bin şükür o gün bütün kanallarda bunları söylediğim için bugün rahat rahat Falcao meselesi konusunda konuşabiliyorum. Çünkü Galatasaray o gün hadsiz, hudutsuz, hudutsuz bir parayı harcadı. Haddi hududu olmayacak zannetti. Bütün kulüplerde... Bir Galatasaray mı abi? Ya of! Falco'ya geldin de bir Galatasaray değil Mehmet abi. Hepsi. Hepsi. Yani... Hepsinde var bu hata. Ama doğru. Bunu örneklemezsen tamam, örnek. İnsanın aklına kalmıyor. Tamam doğru. Robin van Persie'ye verilen paranın o günün kuruyla sadece ve sadece o günün kuruyla 127 milyon lira ettiğini de söylemiştim. Yani iş matematiğe gelmesin çok anlatırım. Grupları çoğu yönetilmiyor. Onu çoğu onu değil hepsi. Hepsi. Sahibi olmayanların hepsi kötü yönetiliyor. Abi, ama bugünün iyi. Krizi şu. Kulüpler diyorlar ki biz paramızı almadık. Yayıncı kuruluş diyor ki kardeşim biz o parayı ödedik. Federasyon diyor ki hayır parayı ben de almadım. Araba nerede? Gelinen nokta bu. Tam evet. Tam replik yani. Ya, tam psikoloji bozma işi yani. Psikolojisini bozuyor insanlar. Yani sonuçta ortada bir şey yok. Değil mi? Olması gereken bir şey yok. Veya bir yalan var. Yani bir taraf bir eksik söylüyor. Bunun başka şeyi yok. Ya da oturup o görüşmeleri, birebir görüşmeleri karşılıklı yanlış anlamışlar. Çünkü basına sızdırılıyor bu. Sonuçta çıktı bu olay. Sızdırılmasına gerek yok. Zaten görüntü de var. Kulüpler Birliği toplandı ve dediler ki biz kardeşim birincilik ve süperlik takımları olarak protesto edeceğiz. Maça başlayınca bir dakika kimse topa vurmayacak. Çok güzel. Peki bu Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluş yarın Alspor'da olabilir. Mevzum o değil. Bu Kulüpler Birliği mevcut yayıncı kuruluştan para almak ve o parayı tevzi etmek, dağıtmak ve o konuda açıklama yapmak dışında Türk futboluna 1 TL katmış mıdır? Hayır. İngiltere'de o çok beğendiğimiz, öykündüğümüz, ikide bir romantik arkadaşlarımız tarafından sümme haşa tanrı kabul edilen o İngiltere Premier Ligi'nde ne var? Premier Lig yönetimi. Ne var? Kimler var o yönetimde? 30 tane Mustafa Reuit var orada. Niye profesyonel onlar? Kimin profesyonel onlar? Hepsi satılacak. O gün satıldığı gün bu tartışmanın hiçbir tanesi kalmayacak. Satıldığı gün Van Persie'ye Aziz Bey sakat sakat o parayı veremeyecek. Satıldığı gün oğluna fotoğraf gönderen sevgili Abdurrahim Albayrak 25 bin euro harcamayacak. Satıldığı gün Yıldırım Demirören o paraları veremeyecek Beşiktaş'ın bugünü. Satıldığı gün İbrahim Hacı Osmanoğlu o harcamaları yapamayacak işte. Nasıl satacağız abi? Satılsın biz de ya, nasıl satacaksın? Sen bir şey söyleyeyim mi size? Şuradaki hepimiz o kulüpleri satıldığını görmeyeceğiz. Allah nasip edecek göreceğiz. Görmeyeceğiz. O kulüpler...
Yani nasıl biliyor musun? Hani devlet kurumu gibi düşünüyor ya bu kadar büyük kulüpler. Sen böyle düşünürsen yanlış düşünürsün. Öyle bakarsın. Ya niye satayım ben kulübü? Değil. Satılacak göreceksin. Niye satayım? Görürsün. Hayır kim alacak? Hı? Hangi sermaye alacak? Sen bir niyetlen de bak ne olacak. Ya niye satayım ben? Ben mesela... Sermayenin bu arada rengi, dini, ırkı falan olmaz. Ne? Öyle bir var ki. Öyle bir var ki. Niyetlen diyorsun. İngiliz gibi dili gidiyor. Öyle bir var ki. Öyle bir var ki. Ben kulübümü satarım, İngiliz de alır, Katar da alır. Türk devletinin uğraştığı sermaye güçlerini sen biliyor musun?